Evet, bu anlamayla karşınızdayız. Necla'cığım, hazır mısın? Hazırım. Bakalım arkadaşların yemeklerine, hamaratına kaç puan verecekler. Buyurun hanımlar, beyler. Evet, haftanın son puanları kullanılıyor. Evet, herkes puanını verdiğine göre Gülle ablacığım, buyur çevir puanını bakalım kaç puan verdin? Benim puanım 3. 3 puan geldi Gülle abladan. Evet, Necla ne diyorsun? Hiç şaşırmadım çünkü ilk gününden beri herkese 3-3 gidiyor. O kadar emek var, onun için 3 veriyorum. Daha 4'ü veremem. Teşekkür ederim. 4'ü niye veremiyorsun Gülle? Yani bugün için demiyorum. Genel olarak niye 4'ü veremiyorsun? Genel olarak niye veremem? Verirsem yani dediğim gibi kendi masamı... Yani kendi gününden sonra kendi menünle hiç eşdeğer bir menü görmedin mi? Görmedim. Hamaratlık da görmedin. Ya hamaratlık olabilir ama tat olarak bulamadım. Anladım. Peki. Bence yani bütün Türkiye'yi gezse bulamaz. Kimseye 4 vermez vallahi. Diyecekim. Ben kendime hakaret çünkü edemem. İlk gününden aldı dörtleri şap 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 hepimizden. O almadı ha, dörtleri, siz verdiniz dörtleri. Tabii. Peki Gülle Hanım, 5 alsaydınız ilk gün, diğer günlerde 4 kullanır mıydınız? 4 kimde kullanırdım? Kesinlikle ha, kullanmaz. Dur bakayım, Kamile'ye çok Zeynep baktım. Zeynep Hanım'da kullanırdım. Ay buna girelim gidip değiştirebilir miyim? Yaş hesabı yaptınız herhalde. Yaşa en yakın size hangisiyse ona daha yüksek herhalde. Çok pardon, Zeynep Hanım puan değiştirmek istiyor. Niye? Sonradan karar verdim ama. Tamam, buyurun. Hakkınız var şu anda. Puanların hepsi çevrilmedi. Buyurun, değiştirebilirsiniz. Tamam. Evet, Zeynep puan değiştirmek istedi. Neden Zeynep? Yani aklına ne geldi? Bir şey mi unuttun? Bir şey mi eksik kaldı? Yani evet, aslında çok kararsız kaldım. Sonradan... Fark ettim, uzun düşündüm puan verirken. Evet. O yüzden şimdi daha şey yaptım hani kendimce. Peki Gülle ablanın puanları çevirmesiyle bir ilgisi var mı? Ya da tamam, değiştirmeyeceğim. Hayır lütfen, karar senin tamam, kararın. Tamam tamam, değiştirmeyeceğim tamam. Ha, niye değiştirmiyorsun? Ya bazı şeylerden puan kırdım ama sonradan da başka şekilde de düşündüm. Çok kararsız kaldım, hani iki puan arasında gidip geldim. İstersen yok, yok. Bir puan daha çevireyim, biraz daha düşünecek misin? Yok, hayır hayır. Peki o zaman çevir bakalım Zeynep'ciğim, kaç puan geldi? 4 wow. Puan geldi Zeynep Hanım'dan. Teşekkür ederim. Peki az önce neyi çevirecektin? 5 mi yapacaktın, 3 mü yapacaktın? 3 yapacaktım. Yemekler soğuk geldi ya. Hani onu düşünemedim. Aslında düşündüm. Hani kararsız kaldım. Şimdi her şeyi değerlendiriyorum. Hem misafirperverliğini, karşılamasını, evet, hamaratlığını. O yüzden dolayı biraz da 4 vermiştim. Peki son kararın 4. Ya yani ben şaşırdım şu an. Ben niye? De çok şaşırdım çünkü ben bana 3 verip nasıl, ya da Kamille Hanım'a da kaç? 3 verdi. Evet, bana 3 verdi, şimdi 4 verdi. Ama her şeye yorum yaparak, yani çok büyük bir şey yaptı bayan. Eti kaynattı. Yani eti ne kadar... ben de kaynatabilirim. Yani soğuk getirdi evet ama soğuk. Onun meşakkati benim var. Benim her şeyim bir sıcaktı. Benim de menüm İki zor. Fazla bir tattın yani, Kazakistan'a gidip böyle bir şey tadamazsın yani. Buraya getirdim seni ayaklarına kendim. Çok da güzel yaptım. Bir tane Kazak ya da Rus benim yemeğimi dün tatsaydı derdi ki vay bravo. Yani şu an o kadar ay ayağım titredi de. Gör seni kadar... sinirlendirdi hayır mi? Hayır ya, ben yani haksızlığa gelemiyorum. Neyse benim puanım, onu ver ya. Ben burada kazanmak şeyinde değilim. Umurumda bile değil yani o para. O sadece ben güzel yemek yaptım ve onun puanını vereceksin ya. Şimdi Kamelia Hanım, sinirleneceğiniz şekilde bir davranışta bulunmadım. Bir yarışmadayız yani, öncelikle. Yani yarışma diye böyle veremezsin sadece. Benim puanıma karışamazsınız maalesef. Bu ama... benim kendi kararım. Zaten ben Kadir Bey'den de rica ettim. Hani iki puan arasında gidip geldim ve açıkça da söylüyorum. Yemekler soğuk geldi evet ama gerçekten uğraştırıcı bir menüsü vardı. Bizim yani genel olarak bak baktığım zaman gerçekten uğraştırıcı yani, değil o zaman. Sığır etinden bahsediyoruz. Yani onun bir kaynama süresi var. Ne kadar soğuk gelirse gelsin. Ben o eti ne kadar sert kesersem de keseyim. Yani var. Bir emek var. Anlayamadım ya. Diye düşünüyorum. Bir eti kaynatmak ona o kadar çok böyle zor geliyorsa bilmiyorum. Tamam, çorbasında kemik suyu kullanmadı. Hani ona göre puanımı da kullandım. Ama ben hamaratlığına Zeynep da kullanıyorum. Zeynep Hanım'ın gözünde o temizliğine, çok her şeyine. Şey. Onun gözünde öyle geliyor. Ben hamur açıyorum. Hepsini doğrayıp yapıyorum. Güzel tadını yani, güzel bir tatlı şimdi Kamelia yapıyorum Hanım, sana. Salata da yapıyorum. Ben açıkça söyleyeyim. Her şey güzeldi. Hakkından bahsedebiliriz tabii, tabii, değil buyurun, mi puanın tabii, üzerinde? Buyurun. Salonumu 4-4'lük buldum. Hiçbir yerine bir toz bulamadım. Yok, biz temizliğe puan vermiyoruz ki ama sadece yemeklere yani, puan veriyoruz. Mesela ama her türlü değerlendirdim ben hamaratlığını. Çünkü hamaratlık yarışması ya bu.
Peki. O yüzden. 4 puan geldi Zeynep Hanım'dan. Evet Kamili Hanım, siz çevirin bakalım puanlarınızı. Zeynep Hanım'ın puanı şimdi çok şaşırttı. Şimdi ben Güllü Hanım'dan bir şey öğrendim. Kendisine ne kadar puan veriliyorsa onun aşağısına veriyor ya. Çünkü kendime ben de haksızlık etmek istemiyorum. Dün bana 3 puan vermişti. 3 verirsem kendime hakaret etmiş olurdum. O yüzden böyle güneşli artı 2. Kesinlikle ikilik bir masa değildi Kamila'cığım. Yani ben çok şey beğenmedim. Benim ya, evim senin ya. Evin gibi Amerikan mutfak olmuş olsaydı, elimin altında her şey olmuş olsaydı ben de 2 dakikada şap 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 ısıtır benim getirir senin önüne koyardım. Hiç güzel değil ki ya. Canım seninki Amerikan mutfaktı. Nasıl o kadar güzel değil? Ben o kadar emek vermişim. Ben orada o kadar zorlandım ki ev burada. Evin ne işi var ya? Evle ne alakası var ki? Ne saçma. Tabii ki var. Buradan gidiyorsun, geliyorsun, ısınıyor, açıyorsun. Dakikan yok. Senin ayağının altındaydı. Yani Amerikan mutfak ne ekini? 2 dakikada yak tüpü tamam. Nereye gidip geliyorsun ya? Nasıl nereye gidip geliyorsun? Yani oradan sen buraya gelince hani yemek soğuyor mu? Sen hani beni geldi diyorsun ya. Ben ondan bahsediyorum. İnanamıyorum ya. Yolda soğuyor herhalde. Rüzgar var. Neyse saygı duyuyorum, teşekkür ederim. Peki son puan Onur Bey'den geliyor. Bakalım Onur kaç puan verdi? Buyur Onurcuğum. Bu masanın ederi buydu. Evet, Onur'dan da 2 puan geldi. Zaten Kamilla Hanım'la Onur Bey'den bekliyordum aslında 2 puan. Niye ikisinden bekliyordun? Çünkü kendi günlerinde puanları hani yükseldi ya, aman bizden daha düşük. En sonuncu yarışmacı ya sürekli zaten hep düşük puanlar gider. Zaten görüyordum. Yani şaşırmadım. Peki Onur saygı Bey'den diyorum. 2 puan geldi. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Aa, içinizde saklamayın. Yani şöyle bugün son gün, bu saatten sonra artık söyle... saklamanızın bir evet, anlamı evet, yok. Söylemek yok, istiyorsanız yok. Söyleyin. Yani saklamak için değil, makale yazarım burada. Hiç susmam diye diyor. Dediğim o altı boş çıkacak şey bence tamamen boş çıktı. Kesinlikle altını boş çıkarmadım. Peki Necla'cığım, eline koluna sağlık. Haftanın son gününde mutfakta elinden geleni yaptın. Evet, bazı şeyler olmamıştı ama olanların da vardı. Ellerine sağlık afiyet diyorum her olsun. Şey için. Birazdan hem temizliğin hem de yemeklerine puan vereceğim. Arkadaşlarından toplamda 11 puan aldın. Ben de puanımı vermeye gidiyorum. Ve döndüğümde haftanın birincisini, programın en hamaratını açıklamaya geleceğim. Görüşmek dileğiyle. Evet, Necla'nın eline koluna sağlık. Temizlik konusunda aspiratörü biraz sorunluydu. Geri kalan yerleri güzeldi. Eline koluna sağlık diyorum. Yemek konusuna geldiğimizde ise Necla etinin lezzetsiz oluşunu fırının üstüne yıkmaya çalıştı. Ama maalesef ki içini baharatlandırmadı. Eti dövdüm dedi ama sadece ete dokunmuştu. Çorbasına geldiğimizde ise çorba güzeldi ama hamur kesmelerini çok beğenmedim. Onları biraz daha ince kesebilirdi. Cacığına bayıldım, harika olmuştu. Et yemeğinin içindeki pilav çok güzeldi. Tatlısı da iyiydi. Eline koluna sağlık diyorum ve şimdi puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.